sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim. Milletimindir ancak. Sigara, alkol, uyuşturucu ve kültürel yozlaşma gençliğimizi tehdit ediyor. Bu belaya karşı herkesin üzerine düşen görevi yapması gerekiyor. 1914'te başlayan ve Osmanlı Devleti'nin sonunu getiren Birinci Dünya Harbi'nden yeni çıkılmış, cephelerde 3 milyona yakın şehit verilmişti. Halk perişan ve gençler sahipsizdi. Sömürgeciler, savaşla yok edemediği gençlerimizi bu kez sigara, alkol, uyuşturucu maddelerle yok etmeye çalışıyordu. Kısa bir zamanda sigara, alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığı bir salgın haline gelmeye başladı. İşte bu faciayı görüp işin vahametini kavrayan Mazhar Osman gibi vatansever aydınlar halkı ve gençliği uyarmak ve bu yolda mücadele vermek için 5 Mart 1920'de Türkiye Yeşilay Cemiyeti'ni kurarak tarihi bir misyon üstlenmişlerdir. Bugün de gençliğimiz kötü alışkanlıklar ve kültürel yozlaşma tehdidiyle karşı karşıya. Gençliğimizi bu kötü durumdan korumak, bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için sivil toplum örgütleri ve gönüllü kuruluşlara önemli görevler düşüyor. Sigara ve alkolü bırak, kültürüne sahip çık, tarihine bak. Birinci Dünya Savaşı, 1918 yılında imzalanan Mondros Mütarekesi ile son bulunca, galip devletler, Anadolu'yu ve Türk vatanını paylaşmak, parçalamak için dört taraftan saldırmaya başlamıştı. Akif'in yangını, milleti saran yangındı. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra başlayan işgaller, 623 yıllık bir cihan imparatorluğunun yıkılışı onu derinden sarsmıştı. Buna rağmen yılmadan, usanmadan çalışıyor, çabalıyordu. Azimliydi, yeyse ümitsizliğe yer yoktu Akif'in hayatında. Yeys öyle bataktır ki, düşersen boğulursun, ümide sarıl sımsıkı, seyret ne olursun, diyordu. Harpten son derece bitkin, yorgun bir halde çıkan Türk milleti, vatanını müdafaa için silahına tekrar sarıldı. Akif yine sahnedeydi. Anlatıyordu, haykırıyordu, yazıyordu. 1919 yılına gelindiğinde ise memleket en karanlık günlerini yaşıyordu. İstanbul işgal altındaydı. Anadolu işgal edilerek parçalanmak isteniyordu. Bu işgal Akif için bir işkence haline gelmişti. Akif, safahatın en önemli eseri olan Asım'ı 18 Eylül 1919 tarihinde işgal dönemlerinin bu çileli günlerinde yazmaya başladı. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal ve 18 arkadaşının Samsun'a çıkışından sonra Osmanlı Devleti'ni Sevr Anlaşması'na zorlamak isteyen işgalci kuvvetlere karşı direniş başladı. İşgal, bazı aydınlarda mandacılık fikrini oluşturmuştu. Akif, bu manda fikrine karşı şöyle haykırdı. Türkler, 25 asırdan beri istiklallerini muhafaza etmiş bir millettir. Bu tarihen müsbet bir hakikattir. Türkler istiklalsiz yaşayamaz. Milli şairimiz, İzmir'in Yunanlılar tarafından işgal haberini duyunca
köyleri, kasabaları, şehirleri dolaşıyor, yine camilerde, köy ve kahvelerde konuşmalar yapıyor, şiirler kaleme alıyordu. Dinlenmeden, yorulmadan Anadolu'yu adım adım dolaşarak halkı uyarmaya ve uyandırmaya çalışıyordu. Yunan işgal kuvvetlerine karşı Ayvalık ve Balıkesir'de bir cephe açılmıştı. Akif, Eşref Edip'le matbaayı da alarak İstanbul'dan İnebolu üzerinden Kastamonu'ya gitti. Sebilür Reşat buradan yayına devam etti. Oradan da hemen Balıkesir'e geçti. Balıkesir'de halk Akif'i beklemektedir. Zanos Paşa Camii'nde kürsüye çıktı ve "Cihan altüst olurken seyre baktın böyle durdun da, bugün bir serserisin, derbedersin kendi yurdunda" diye başlayan şiirini haykırıyor ve hutbesini şöyle bitiriyordu. "Ey Balıkesir'in muhterem mücahitleri! Anadolu'yu müdafaa hususunda diğer vilayetlere ön ayak olma şerefine nail oldunuz. Gayretiniz hayranlık uyandırmıştır. İnşallah bu şan ve şeref kıyamete kadar gider. İnşallah vatanımızın haysiyeti, istiklali, saadeti ve refahı ilelebet korunur." Kastamonu Nasrullah Camii'nde verdiği vaazlar, hutbeler Diyarbakır'da çoğaltılarak bütün ülkeye dağıtıldı. Nihayet 10 Nisan 1920'de 10 yaşındaki oğlu Emin'le beraber Ankara'ya geldi. Meclise girdiklerinde Mustafa Kemal'le karşılaşırlar. Mustafa Kemal Paşa, "Sizi bekliyordum efendim. Tam zamanında geldiniz." Akif'in Ankara'ya gelişi büyük bir sevinç uyandırdı. Hiç vakit kaybetmeden Hacı Bayram Veli Camii'nde halka sesleniyordu. Vaazlarıyla insanları coşturuyordu. Çatma! Kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.